İsrail istihbara Mossad'a yönelik son dönemlerde 5 operasyon yapıldı MIT ve Mossad tarafından. Şimbet Başkanı Türkiye'yi tehdit ettiğinde bunu da paylaşayım. MIT Başkanı İbrahim Kalın telefonu açıyor. Şimbet Başkanı'na diyor ki bu sözleriniz doğru mu? Şimbet Başkanı diyor ki bir toplantıda sızdırılmış. Sayın İbrahim Kalın diyor ki ama siz yalanlamadınız. Sakın böyle bir şeye tevessül etmeyin. Türkiye başka ülkelere benzemez. Hani Cumhurbaşkanı demişti ya, Türkiye başka ülkelere benzemez. Şimdi İsrail isti, İsrail istihbaratı Türkiye'yi hedef almış durumda. Bizim içimizde birileri de maalesef bu 5. kol faaliyetinin yani karşı istihbarat operasyonlarının maşası oluyorlar. İktidara karşı olurlar olmazlar. Ben o tarafında değilim. Ama gerçekten bu millet bu devlet bunu hak etmiyor. Göksanım bakın. Ramazan ayında Türkiye'de toplanan zekatların, fitrelerin büyük çoğunluğu Gazze'ye gitti. Bu millet böyle bir millet. Hmm. Yani kendi yakınına fitresini, zekatını vermek yerine dedi ki Gazze'ye fitre ve zekata ihtiyaç olanlar diye ki bu sene bana vermeyin. Gazze'deki insanların ihtiyacı var. Çocuklar kumbaralarında biriktirdikleri paraları gönderdiler. Ya böyle bir ülkeye e, haksızlık edilir mi? Bakın Ömer Bolat'ın şu sözü de çok önemli. İsrail'e ambargo uygulayan, yaptırım uygulayan ilk ülke olduk. Var mı dünyada başka? İsrail'le ticarette şunların şunların ticaretini yasaklayan ilk olarak Türkiye açıkladı ve Türkiye çok önemli. Bakın biz kendi rolümüzü küçümsemeyelim. Biz İsrail'le bir düşmanlık politikası yürütmedik. Sadece İsrail'in katliamlarına karşı çıktık. Ve İsrail'i tanıyan bir İslam ülkesiyiz biz. Diplomatik ilişkilerimiz var. Ama Türkiye bir konuda harekete geçerse en azından kendi etki alanında olan ülkeleri de harekete geçirir. Peki. O nedenle İsrail bu kadar tedirgin oluyor. O nedenle biraz önce Yunus Paksoy'un açıkladığı gibi Amerika'da lobileri, yani Yahudi lobisini ve eyaletleri Türkiye'ye karşı yaptırım yapması için harekete geçireceklerini söylüyorlar. Diğer ülkeler niye söylemiyorlar? Çünkü Türkiye bölgenin de dünyanın da önemli bir ülkesi. Dünyanın vicdanıdır Türkiye. Türkiye dünyanın vicdanı iken Türkiye'ye vicdansızlık yapılmasını affedemiyorum. İktidara muhalefet edersiniz ama kardeşim Türkiye'ye iftira atmayın. Türkiye'ye karşı İsrail'in 5. kol faaliyetlerinin aleti olmayın. Peki e, Coşkun hocam şimdi İsrail'in 5. kol faaliyetlerinin e, aleti olmayın dedi Sayın Serbi. Bir e, dezenformasyon var. Doğru. E, ve bununla ilgili Sayın Bolat da aslında çok net açıkladı. Dedi ki bunun arkasında <laughs> tespit ettik dedi. Şimdi hükümet adına da net bir açıklama diyebiliriz. İsrail e, istihbaratının arkasında olduğunu tespit ettik dedi. Ne ne, olmayı, ne ne yapılmaya çalışılıyor ya da e, bunu e, yap, yapınca ellerine ne geçecek? Göksu şöyle söyleyeyim. Konuşan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ticaret Bakanı. Kurmuş olduğu cümle hani böyle tahmin ediliyor olabilir değil net. Bunun İsrail istihbaratı tarafından sızdırıldığını tespit ettik diyor. Bunu tespit eden kim? Devletimiz ne üzerinden? Milli İstihbarat Teşkilatımız üzerinden. Kimin faaliyeti? Mossad'ın faaliyeti. Şimdi burada Sayın Bakan'ın açıklaması bana göre e, tarihi bir açıklama. Çünkü buradan sızdırılan haber, yani Mossad tarafından Türkiye sızdırılan haber kimler tarafından servis edilecek ve kimler bunu dillendirecek? Şimdi bu ağı çözdüğün zaman işin ucu başka gidiyor. Yani ben burada basit yoldaki Ahmet Efendi Ayşe teyzemiz, bunun söyleminden bahsetmiyorum. Böyle kamuoyunda bilinen, tanınan kişilerin dillendirdiği bazı haberlerden bahsediyorum. Şimdi e, hani siyaset üstü dediğin olaylar vardır ya, Filistin meselesi, Gazze meselesi öyle bir olay. Hani bırak siyasetin üstü ülkeler üstü bir olay, insanlık e, dramı. Bunu herkes kabul ediyor. E şimdi böylesi bir süreçte milli birlik, beraberlik gerekirken, birden ortalığa çıkıp da aslı astarı olmayan, olmadığını en iyi o haberi yayanların bildiği haberleri kamuoyuna servis etmek, bunun üzerine tepinmek, bunun üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak bir tek yere yarar İsrail'e. Şimdi e, bunu ben dillendirmeye çalışan ilgili yerlere bakıyorum. Bunu bilmeyecek kadar tecrübesiz değiller. O zaman işin arkasında ne oluyor, bunun üzerine düşünmek lazım diye bir vurgu yapmadan da geçemiyorsunuz. Şimdi siyaset üstü dedik ama maalesef siyasete konu edildi. Ben sevgili Onur'un her fikrine saygı duyuyorum ama orada ayrışırım. Yani devlet aslında içte ve dışta çok iyi götürdü süreci ama birileri sürekli bunu gündeme alarak konuyu başka yerlere çekmek istiyor. Yoksa biz... Dışta da dengeli gittik, işte de dengeli gittik. Hatta Sayın Bakan'ın açıklamasındaki bir maddeyi burada öne çıkarırım. Nedir o? Gıda hariç diyor. Aslında burada hani İsrail'le toptancı bir yaklaşımla değil, gözü dönmüş bir cani yapı var, bir terör örgütü var. Ben hep öyle derim. İsrail'in ordu dediği yapıya terör örgütüdür bildiğin bunları... Üç aydır öyle diyorsun. 6 aydır ilk çıktığı günden beri. Yani eski Bolda asker... da çıktığı zaman devamlı İsrail ordusuna teröristler falan diyor. E şimdi askerler <laughs> e, bunu hakaret sayar kendine. Yani oradakini o gözü dönmüş kundaktaki beşikteki ne, sıkan, üstünde de tepinen, oyun oynayan birini gördüğünü bunu askerden bu değil, terörist. Hatta terörist kına girmiş bir mahlukattır o. Ve bunu ben ilk günden beri söylerim. E şimdi biz bu bakış açısıyla bakıp da bütün İsrail'i cezalandırmanın doğru olmadığını bilecek olgunlukta bir devletiz. Merhametli bir devletiz. Niye gıda işledik? Çünkü İsrailler içerisinde de Netanyahu'ya karşı çıkan olan bir tane hayır diyen bir kitle var. Dolayısıyla bir toptancı yaklaşım içinde asla değiliz. O nedenle çok dengeli gidiyoruz. Çok da iyi gidiyoruz. Peki bu süreç niye bu kadar tartışıldı? Sevgili Göksu şimdi ben ilk daha bu işler başladığında en çok aldığımız soruydu bu geceler boyu tartıştık CNN'de konuştuk işte programlarda gece özel yayınlarda hep vatandaşın sosyal medyadan sorduğu sizlerin sorduğu soru şu nasıl olacak bu iş nasıl duracak orada tıkanıyorsunuz ama benim bir tek çıkış yolu vardı hani hemen sonuç alabilecek dediğimiz İsrail tecrit edilmeli dedim dünya tarafından devletler tarafından savaşmayı gördüğümüz okey edilmiyor edilmeyecekti. İşte, Artık zaten çok geç kalındı. Hayır geç kalındı ayrı mesele ama Edilmeyecek de, anlamına gelmesin. Zaten İsrail'in tutuşmasının e, bana göre sebebi o. Şimdi tecritten kastım ne? Bütün ticari ilişkileri askıya alırsın. Hani devlet olarak cesaret edemiyorsun, e, diplomatik ilişkileri bozma, Arap devletlerini kastediyorum. Hı hı. Veya bir e, siyaseten askeri anlamda da bir e, duruş sergileyemiyorsun. O zaman tek yolun var, bari onu yap. De ki gümrük kapılarını kapattım seninle hiçbir ticari anlaşmam yok benim bitti Yapar de. mı e, Müslüman ülkeler ya da bölgedeki diğer Arap ülkeleri? Sayın Bolat'ın şu cümlesi bana göre bu gecenin manşeti. Türkiye ilk yapan. İlk yapan ülke. İsrail'in korkusu da bu. Bu iş eğer domin etkisi yaratırsa. Yaratır mı? Yaratmasını bekliyorum ben inşallah olur. Çünkü e, burada hani o yargılama sürecinde bizim önce olduğumuz hususta az önce Sayın Selvin ifade ettiği Güney Afrika'nın hemen arkadan devreye girmesi diğer devletlerin İspanya dahil bu konuya müdahil olması, ardından Nikaragua'nın Almanya'yı e, bir anda gündeme taşıması ilk başladığımızda aslında hayaldi. Yani katılım gelir mi diyorduk. ha O süreç e, etkisi düşük olacağı için İsrail'in e, ona vermiş olduğu tepkide düşük olur. Ama bu farklı. Burada İsrail'e bir anda tecrit başlarsa taşıma suyuyla değirmen bir yere kadar döner. Havadan ikmalle e, ülke döndürülmez. Dolayısıyla bu sürecin bir tetikleyici süreç olması İsrail'in en büyük korkusu. Bunun yanına 3-5 ülke daha geldi. Yani bu da bir genel böyle bir e, kampanyaya dönüştüğü an İsrail için tehlike çanları çalmaya başladı diyebilirsiniz. Bana göre en iyi yolda o. Ve şu an için en hızlı sonuç alacağınız yol bu. İsrail bu nedenle panik halde Amerika'ya saldırıyor, Avrupa'ya saldırıyor. Hadi Türkiye'ye bir şeyler yapın durdurun diye. Ve bana göre e, bunun dünya devletleri tarafından da devamı gelecek. Şimdi bir diğer başlık, hani e, o bahsetmiş olduğunuz boykot e, veya ambargo veya kendi içindeki halkın bir takım protestoları aslında o kadar iyi sonuç aldılar ki bazı Yahudi veya İsrail menşeli mallara boykot uygulandı, kredi kartlarında bir takım uygulamalara e, protest edildi, mesela o Troy kart, benim de hala cüzdanımda o var. E, bunlar aslında ciddi ses getirdi. Bunları yaparken de devlet yönlendirmedi, halkın kendi refleksi. Ha, devletin yönlendirdiği şu var dolaylı olarak. Avrupa'da sokağa dökülen halklar Türkiye'nin o gerçekleştiği mitingler sayesinde bir anda oralar ateşlendi. Bugün Berlin'de, Londra'da, işte Paris'te insanlar sokaklarda ve halen de tepki ortaya koyuyorlar. Bunlar hep bizim ilk önce olmamız neticesinde yaşanan hadiseler. Ancak şu var, hani biz bunları zaten devlet olarak yürütüyoruz iç ve dış siyaseti. İçteki siyasette hiç ummadığın yerlerin, bir anda İsrail'in değirmenine su taşıyacak olaylara sahiplenmesi işin tuhaf tarafı. Hani Sayın Bakan'ın ifade ettiği husus önemli. İstihbarat tespitidir bu. Mossad'ın bir operasyonu. Bu operasyona e, düşen yerlere baktığın takdirde esas üzüntü orada yaşıyorsun. Yeniden refah adı konuldu. E, bu konuda çok hani e, spekülatif yerlemlerin içerisine diye. Şimdi sevgili Fatih Erbakan ve temsil ettiği taban ki ben taban ayırıyorum yani Yeniden refah deyince AK Parti'nin seçmen tabanıyla birçok konuda örtüşen, aynı fikirleri savunan ve zaten oradan e, kopan bir yapıyla da ilk nüves oluşturulan bir akıl ve mantık. E şimdi e, burada o seçmen tabanı ben ayrı tutuyorum ama e, siyasi kadrolarına baktığın takdirde, e, zannederim e, Sayın Fatih Erbakan, hükümetin yaptığı işleri en iyi bilen olsa gerek yani siyasetin içinde, ne kadar iyi niyette e, <laughs> bir mücadele yürüttüğünde tanık olan biri olsa gerek. Ama bütün bunların yanında aslı olmayan bir takım belgelerle e, ortalığa çıkıp işte e, belge budur diye bir anda görüntü vermesi seçmen tabanın da kafasını karıştırdı. Çünkü e, burada yapılan işin nereye yaradığı belli. Üstelik yani Sayın Selvi'nin ifade ettiği konu da önemli. Evet. Hamas'a terör örgütüdür diyen ve hala aynı noktada olan bir yapıyla işbirliğini nasıl izah edeceksin? Ki aynı mantıkla e, bakılıyor hala meseleye. Ben nasıl CHP'nin demli işbirliğini konduramıyorsam, yani bir yerde teröre destek veren bir yapıyla Atatürkçü olduğunu iddia eden bir yapının yan yana gelmesi bizim zihinlerimizi karıştırıyorsa, aynı şekilde Yeniden Refah'ın da Hamas'a terör örgütü diyen bir yapıyla, bir siyasi akılla, Beraber yol almasını ben e, üzerine dikkatle düşünürüm konduramıyorum. Hmm. E şimdi bunlar e, gerçekten hani Kamuoyu tarafından da e, bilinen hadiseler. yani Türkiye'nin bu konudaki samimiyeti. E şimdi e, bunlar ortadayken haksız bir şekilde bir anda devleti işte jet yakıtı satılıyor, İsrail'e mühimmatı veren biziz veya uçaklara e, hani bombayı taşıyorsa. Amerika yerine Türkiye'yi dillendirmek hangi aklası bunu tartışmak lazım. Yani, yani e, burada esas sıkıntı o. E, Türkiye'nin e, duruşu dünya devletleri tarafından da takdir ediliyor. Yani Avrupa'daki birçok halk şunu çok iyi biliyor. Bu konuda bayraktar olan ülke Türkiye. Ve bu işin bayraktarını yapan da Sayın Erdoğan. E şimdi hal böyleyken, gerçek buyken bunu başka yerlere çekip de bir takım algıya yönelik haberlere öncülük etmek, o haberleri taşımak ve o haberler üzerinden kamuoyu oluşmasına ortam yaratmaya çalışmak e, en basit tanımıyla haksızlık. Çünkü siyasetin içinizde içindesiniz ve rahmetli babanız bu konuda hani Filistin konusunda çok söylemini bilirim. Kudüs konusunda, Filistin konusunda o İslami değerler. Ya Türkiye burada samiyetle bir süreç yürütüyor ve o süreçte de Türkiye işi çok ciddi noktalara getiriyor. İsrail rahatsızlığı bundan ama sen o rahatsızlığı e, İsrail'in rahatsızlığını dillendirmek yerine İsrail'in e, o algıya yönelik operasyonlarını aracılık edersen o zaman hem seçmen tabanın kafası karışır ki ben e, Yenilen Refah Partisi'nde de taban kesinde bu konuda çok sorgu olduğunu biliyorum. Hem de bizlerin kafası karışır. Çünkü bunlar doğrudan e, bir takım kaynaklardan servis edilen haberler ve e, bunların e, kamuoya taşınması da bilerek ya da bilmeyerek bir takım aktörler üzerinden yürür. E, şimdi Adnan Oktar az önce ifade etti Sayın Selvi. İsrail tarafından desteklendi, İsrail'in bir yapısı olduğu ortaya çıktı. Hala iki boyut devam ediyor. Şimdi son zamanlarda Fatih Sultan Mehmet'e benzetmek moda oldu. Yine bu olay üzerine yapmış olduğu metiyeler üzerinde düşünülmeli. Geleceğin Fatih Sultan Mehmet'i, hani evladı Fatih Han'dan dem vurarak bu başlığı açtım. Bunlar niye bu övgü bir anda dillendirildi, arka planda başka bir iş var mı diye sorgulamak bizlerin hakkı. Aynı Pardon, zamanda şeyi görevi. Şeyi kaçırdım ben. Evladı Fatihan diye kim kime demiş? Sayın Akşener demişti ya bir ara İmamoğlu'na evladı He. Fatihan Rabbi Yesir diye. Anladım. Şimdi bir benzetme de Adnan Oktar'dan geldi. Kime? Fatih Erbakan'a geleceğin Fatih Erbakan Mehmet'i diyor. E, sosyal medyada dolaşan haberler bunlar. E şimdi Adnan Oktar'ın e, durumuna baktığın takdirde hala üzerinde işlemleri devam eden İsrail kökenli bir yapı olduğu ortaya çıktı. Şimdi o haber, Mossad sızdırılması, kullanılması, bir takım yerlerden alan övgüler. Bunları birlikte düşündüğünde kafa karışıyor. Ve dediğim gibi bunları sorgulamak vatandaşlık görevi hepimizin ve neye nasıl hizmet ettiğini anlamak, bunu özümsemek de yine bizim vatandaşlık görevi. Çünkü çok kritik bir süreçten geçiyoruz. İsrail'in şu an tek hedefi var o ülke Türkiye. Bir şekilde durdurulmalı diyor ki hani İsrail'in esas korkusu şu. Bugüne kadar zaten olan oldu ona süngeri çekti. Yani artık dünya pazarlarında, dünya hukukunda, dünya siyasetinde İsrail'in ne kadar cani bir devlet olduğu, ne kadar katil bir devlet olduğu herkes tarafından biliniyor. Bunun da bayraklarını yapan ülke Türkiye. Bu konuda da dünyada algı oluşturan sizlersiniz. Yani o bizim yaptığımız yayınlar, o muhabir arkadaşlarımızın, CNN ekibinin sahadan geçtiği görüntüler, diğer kanallarımızın geçtiği görüntüler. Bunlar dünyada şu anki kamuoyu oluşmasının Temel nüvesi bu e, olguyu oluşturanlar. Buraya kadar artık olan oldu. İsrail'in hiç haz etmediği hususlardı. O nedenle şiddet gördünüz oraya giden muhabir arkadaşlar. O nedenle baskı uygulandı bu haberler yapılmasın diye. Ama İsrail'in esas derdi bundan sonra olacakların önünü kesmek. Bundan sonra neler olabilir? İşte al şu iş büyürse İsrail çok ciddi sıkıntılar yaşar. Peki. İç kamuoyunu hareketlendirenin en kolay yoludur bu. Normal hayatın akış düzenini bozmak. Evet biz insani bir davranış gösterdik, gıdayı hariç tuttuk ama e, İsrail şimdi hemen panikle bu malların temin edeceği diğer ülkeleri arıyor. Hmm. Bu çember genişler büyür ve biz de bir hareket eden ülkelerin sayısı artarsa emin ol Göksu işte en kısa çözüm bana göre bu yolla alınır. Panik de bana göre bu yüzden yani Sayın Bakan da zaten vurgusu o. İlk ülkeyiz diyor aslında bu diğer dünya devletlerine de bir mesaj ikinci, üçüncü, dördüncü de bekleriz demeye getiriyor. Bunu yapacak e, akıl irade diğer ülkelerde de var. İnşallah Türkiye'nin açmış olduğu yoldan yürürler ve bunun devamı gelir.